İnsanlar kendi anılarından oluşan bir kurgudur. Bu derinlemesine düşünülmüş ifade, insan kimliğinin ve kişisel hikayenin temel yapı taşlarından biri olan anıların önemini vurgular. Anılar, bireyin kim olduğunu şekillendiren ve yaşam deneyimlerini anlamlandıran birer mozaik parçası gibidir. Bu perspektiften bakıldığında, anılar yalnızca geçmişin bir yansıması değil, Aynı zamanda bireyin mevcut varlığını ve geleceğe yönelik beklentilerini de şekillendiren dinamik bir unsur olarak görülmelidir. Anılar, bireyin kişisel tarihini oluşturur ve her birey doğumundan itibaren sayısız deneyim ve etkileşimle karşılaşır. Bu deneyimler zihnimizde birer anı olarak depolanır ve zamanla bireyin kimliğini inşa eder. Bireyin geçmişte yaşadığı duygusal, sosyal ve fiziksel olayların bir yansıması olan anılar, Bireyin kendine dair algısını, başkalarıyla olan ilişkilerini ve dünyaya bakış açısını belirler. Anılar hem bireysel hem de kolektif kimliğin inşasında merkezi bir rol oynarken, bireyin kimlik oluşumunda yalnızca kişisel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de büyük bir önem taşımaktadır. Mutlu anılar ve başarılar da bireyin özgüvenini artırır ve hayata daha olumlu bir perspektifle bakmasına yardımcı olur. Anılar olmadan Bireyin kim olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olması mümkün değildir. Anılar aynı zamanda bireyin kararlarını ve davranışlarını da etkiler. Geçmişte yaşanan olumlu veya olumsuz deneyimler, gelecekte benzer durumlarla karşılaşıldığında bireyin nasıl tepki vereceğini şekillendirir. Örneğin, çocukluk döneminde yaşanan travmatik bir olay, bireyin gelecekteki duygusal tepkilerini ve sosyal ilişkilerini şekillendirebilir. Bu bağlamda Anılar birer rehber niteliğindedir ve bir başarısızlık anısı bireyin gelecekte daha dikkatli ve hazırlıklı olmasını sağlayabilirken bir başarı anısı özgüvenini artırarak yeni hedeflere yönelmesine yardımcı olabilir. Bir organizasyonun geçmişteki başarıları kurumsal hafızanın en parlak sayfalarını oluştururken başarısızlıkları ise gelecekte yapılacak stratejik kararlar için önemli dersler sunar. Başarı hikayeleri Kurumun çalışanlarına ilham kaynağı olur ve onlara belirlenen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu gösterir. Aynı şekilde geçmişteki başarısızlıklar, hataların tekrarlanmaması için değerli öğrenme fırsatları yaratır. Bu nedenle kurumsal anılar sadece geçmişin bir yansıması olarak değil, geleceğin inşasında da kritik bir rol oynar. Kurumsal hafıza, aynı zamanda çalışanların ortak deneyimlerinden beslenir ve bu deneyimler Kurumun kültürel yapısını ve iş yapış biçimini şekillendirir. Her yeni çalışan kurumsal hafızaya yeni bir katkı sağlar ve bu katkılar zamanla kurumun kimliğini ve kültürünü daha da zenginleştirir. Kurum içindeki iletişim, işbirliği ve birlikte çalışma kültürü geçmişte yaşanan ortak deneyimlerin bir sonucu olarak gelişir. Bu nedenle kurumsal hafıza sadece bireysel anılar toplamı değil Aynı zamanda kolektif bir bilinç ve kimlik oluşturur. Başarılı liderler kurumsal anıların önemini kavrar ve bu anıları dikkate alarak geleceği planlarlar. Geçmişte edinilen tecrübelerden yararlanarak stratejik kararlar alır ve bu kararlar organizasyonun gelecekteki başarısına katkı sağlar. Yenilikçi adımlar atarken bile geçmişin deneyimlerinden ve kurumsal hafızanın sunduğu derslerden faydalanırlar. Bu sayede Organizasyonlar hem geleneklerine bağlı kalarak hem de yeniliklere açık olarak sürdürülebilir bir başarı elde ederler. Anılar, bireyin ve toplumun aidiyet duygusunu güçlendirmede hayati bir rol oynar. Ortak anılar, bir grup insanı bir araya getirir ve onları birbirine bağlar. Bireylerin yaşadığı deneyimler sadece kişisel hafızalarında yer almakla kalmaz, aynı zamanda kolektif bir hafızanın oluşumuna da katkıda bulunur. Bu kolektif hafıza, bir toplumun üyeleri arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Aile anıları, arkadaşlıklar ve toplumsal olaylar bireyler arasındaki bağları güçlendirir ve toplumsal dokunun sürekliliğini sağlar. Aile içinde paylaşılan anılar, kuşaklar arasında duygusal bir köprü kurarak aile bireyleri arasındaki bağları güçlendirir ve aile değerlerinin devamlılığını sağlar. Benzer şekilde Arkadaşlık ilişkileri de paylaşılan anılarla derinleşir ve güçlenir. Bu anılar, bireylerin birlikte geçirdikleri zamanların birer yansımasıdır ve arkadaşlık bağlarının kalıcı olmasına katkıda bulunur. Toplumsal olaylar ve deneyimler de aynı şekilde toplumun genelinde güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olur. Milli bayramlar, toplumsal kutlamalar ve ortak travmalar bireyleri ortak bir geçmişte buluşturur ve bu ortak geçmiş toplumsal kimliğin inşasında önemli bir rol oynar. Bu tür olaylar bireylerin kendilerini daha geniş bir topluluğun parçası olarak hissetmelerine yardımcı olur ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir. Toplum içinde paylaşılan bu anılar bireylerin kimliklerini şekillendirirken aynı zamanda toplumun genelindeki birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirir. Anılar ayrıca bir topluluğun değerlerini inançlarını ve normlarını nesilden nesile aktarmasına yardımcı olur. Kültürel ritüeller, gelenekler ve törenler, bir toplumun ortak hafızasını oluşturur ve bu hafıza, topluluğun değerlerini ve inançlarını yeni nesillere aktarır. Bu süreç, toplumsal normların ve değerlerin korunmasına ve sürekliliğine katkıda bulunur. Anılar, bir toplumun kültürel mirasının korunmasında da önemli bir rol oynar. Geçmişte yaşanan olaylar ve bu olaylara dair anılar, Toplumun kolektif bilincinde yer eder ve gelecekteki nesillere aktarılır. Bu sayede bir toplumun kültürel kimliği korunur ve gelecek kuşaklara aktarılır. Sonuç olarak, insanlar kendi anılarından oluşan bir kurgudur ifadesi, bireyin ve toplumun kimliğini ve davranışlarını anlamak için anıların ne kadar kritik bir rol oynadığını vurgular. Anılar, bireysel ve kurumsal düzeyde geçmişin derslerinden yararlanmayı bugünü anlamlandırmayı ve geleceği şekillendirmeyi mümkün kılar. Bu nedenle, anıların değerini bilmek ve onları doğru bir şekilde yönetmek, hem kişisel gelişim hem de kurumsal başarı için vazgeçilmezdir. Anılar, bireyin ve toplumun zenginliğini ve derinliğini yansıtan, sürekli gelişen ve dönüşen bir hikaye kitabıdır. Bu hikaye kitabı, bireylerin ve toplumların kimliklerini, değerlerini ve dünya görüşlerini şekillendirir.